Bugün sizlere tırnakları nasıl şekillendiriyorum, bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak videomuzda gerekli malzemeleri gösteriyorum. Öncesinde güzel bir bakım yapacağız. Daha sonra tırnak şekillendirmeye geçeceğiz. Gerekli malzemeler sirke, limon, nemlendirici krem, tatlı badem yağı. Hadi bakalım bakıma geçiyoruz. İlk olarak bir tatlı kaşığı tatlı badem yağı koyuyorum. Daha sonra herhangi bir kullandığınız nemlendirici krem. Yine bir tatlı kaşığı. Daha sonra elma sirkesi. Bundan biraz az koyacağım. Kötü kokuyor. En son da limon sıkıyoruz. Bir tatlı kaşığı. Bunları güzelce karıştıracağız şimdi. Yapmış olduğum zaten tırnak bakımında da bundan bahsetmiştim sizlere. Ben her bakımdan önce böyle karışım yapıp tırnaklarımı güzelce nemlendirip yumuşatıp daha sonra şekillendirmeye geçiyorum. Ben iyice karıştırıp geliyorum. Şimdi bakımı tırnaklarımıza uyguluyoruz. Bütün tırnaklarımı uygulayacağım. Bir 10 dakika kadar da bekleteceğim. Tırnaklarımın içine de sürüyorum. Bu tırnağım kırıldı. Tırnaklarımın içine sürmemdeki amaç tırnağınızın içinin de temizlenmesi. Hatta ben elimin üstüne falan da sürüyorum. Ya çünkü içinde herhangi zararlı bir madde yok. Ellerim de nemlensin. Tırnaklarım da nemlensin. Tırnak şekillendirmeden önceki nemlendirmemizdeki amaç tırnaklarınızın keserken ya da törpü yaparken çok böyle zarar görmemesi. Şu şekilde yapayım hatta. Tırnaklarınızda bayağı bir sürebilirsiniz. Böyle iyice yedirin. Bir 10 dakika bekletip geliyorum hemen. Evet, ben ellerimi yıkadım ve geldim. Gördüğünüz gibi bembeyaz. Bakımı elinizden çıkarmak için ılık su ve sabun kullanabilirsiniz bunun için. Biraz zor oluyor çıkması ama çıktığı zaman da sonuç mükemmel oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi tırnak şekillendirmeye geçebiliriz. Tırnak şekillendirme için gerekli malzemelerimiz tırnak bakası ve törpü. Hadi bakalım şekillendirmeye. Şimdi ilk olarak tırnak makasıyla tırnağımı keseceğim. Kesmek istediğiniz boyutu ayarlayıp ona göre kesiyorsunuz. Ben küt seviyorum. O yüzden o şekilde kesiyorum tırnağımı. Şöyle. Bu tırnağım benim biraz oval geliyor. Ne kadar kütleştirmeye çalışsam da. Bundan da kesmek istediğim kadar kısmını ayarlayıp ona göre kesiyorum. Yamukluklar falan olabiliyor tabii ki de illaki. Onları da törpüyle düzelteceğiz. Tırnaklarım bayağı uzamış. Siz de düzenli bakım yapıp tırnaklarınızı bakımını tutarsanız sizin tırnaklarınız da çok çabuk uzayabilir. Şöyle. Çok fazla da kısaltmak istemiyorum aslında tırnaklarımı ama tırnağım kırıldığı için biraz onun boyutunu indirmeye çalışıyorum. Tabii tırnağım uçtu. Şimdi sağ elime. Hep soruyorsunuz sağ eline nasıl yapıyorsun? Hadi sol eline yaptın, sağ eline nasıl yapıyorsun? Ya belli bir zaman sonra alışıyorsunuz zaten. Sol elinize nasıl yapıyorsanız sağ elinize de aynı o şekilde yapabiliyorsunuz.
Bu şekilde. Bunu kesmeyeceğim. Bu zaten kısa. Direkt o yüzden buna geçeceğim. Ve son. İşte tırnaklarımı kestim. Şimdi törpülemeye geçeceğiz. Şimdi törpüleme aşamasına geçtik. Ben ilk olarak tırnağımın şu altını bu şekilde. Daha sonra bu tarafını yine aynı şekilde. Daha sonra da üstünü törpülüyorum. Gördüğünüz gibi. Nasıl şekil vermek istiyorsanız tırnağınıza o tarzda törpülüyorsunuz. Ben küt seviyorum. Tırnaklarıma küt yakışıyor. O yüzden bu şekilde törpülüyorum. Badem tırnak severler daha farklı törpüleyebilir. Şu şekilde törpüleyebilir sadece. Şöyle. Belki ilerleyen zamanlarda sizlerde badem tırnağı da deneyebilirim. Bütün tırnaklarıma aynı işlemi yapıyorum. Yaptığım farklı bir işlem yok. Kimi tarafı mesela böyle uzun oluyor, kimi tarafı daha kısa kalıyor. Onu törpüyle düzeltiyorum, düzeltebildiğim kadar. Yani tırnaklarımın eşit olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü eşit olmadığı zamanlarda pek hoşuma gitmiyor. Bu videoyu çok bekliyordunuz. Çok sorun oluyordu. Ben de çok fazla uzadığı için artık tırnaklarım. Sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. Şimdi ben kesmek ve törpülemekten başka herhangi bir işlem yapmıyorum. Ya tırnak etlerini vesaire almıyorum ya da itmiyorum. Çünkü kesmeye başlayıp ya da itmeye başladığınızda bunu sürekli devam ettirmeniz gerekiyor. Ben de çok hoşlanmıyorum. Çünkü çıktığı zaman pek güzel bir görüntü sergilemiyor. Yani eğer hiç yapmadıysanız yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bir kere yaptırdığınızda dediğim gibi sürekli yaptırmanız gerekiyor. Şöyle üstündeki tortuları atıyorum. Çünkü alttan törpülediğimiz için yukarı doğru kalkıyor tırnak. Şöyle üstten onları atıyorum. Şimdi sağ elime geçtim. Aslında sağ ile törpü yapmak daha kolay. Çünkü törpüyü sabit tutuyorsunuz, elinizi hareket ettiriyorsunuz. O yüzden bana sağ elime törpü yapmak daha kolay geliyor. Sizleri bilemiyorum ama. Şöyle yine. Bütün tırnaklarımı aynı şekilde yapıyorum. Şunu da törpüleyim. Kesmedim ama. Ya gördüğünüz gibi tırnaklarım daha öncesinde bakım yapıldığı için yumuşak. O yüzden herhangi bir darbe ya da yani şey görmüyor. Ne denir ona? Bilemedim şu anda. Herhangi bir zarar görmüyor. Son. İşte böyle tırnaklarımı bu şekilde şekillendiriyorum. Tırnaklarımı şekillendirdikten sonra şöyle nude bir renk oje sürüyorum ki hem böyle temiz dursun hem de şekillendirdikten sonra böyle çok fazla koyu bir renk oje sürmek istemiyorum. Hadi şimdi ojeyi sürelim. İlk olarak baş parmağımdan başlıyorum.
Pink renkleri tırnak şekillendirdikten sonra çok seviyorum. Tırnağı daha böyle temiz bakımlı gösteriyor. Bu şekilde hepsine süreceğim. Tırnaklarım şu anda çok kısa geliyor. Uzuna alışmıştım bayağı bir. Şimdi çok kısa kaldılar. Diğerimi de sürüp hemen geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi ojelerimi de sürdüm. Tırnaklarım gayet güzel gözüküyor. Ve evet, tırnak şekillendirme videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Tırnaklarınıza iyi, kendinize güzel bakın. Görüşürüz.